Şimdi inanan insanların hali şu, biz müşfik doktor gibi olmaya mecburuz. Hasta doktoru çekmeler. Doktor gelmiş ameliyat edecek, illa beni kesme, beni yatırma der. Ama doktor bunu dinler mi? Bağlayın şunu der, bıçağı çeker, kıtır kıtır keser. Niye? Ona şifa vermek için kesiyor da onun için. İşte bugün inanan insanların insanlığa saadet ve selamet getirmenin inancı içindedirler. Bu inançla karşıdaki yanlış düşünceli insan ondan kaçsa da, bak burada nerede şimdi Stuttgart televizyonu, nerede Alman gazeteleri, onların hepsi gitmişler bugün tenis maçını seyrediyorlar. Burada 5000 tane insan gelmiş ve biz onlara ilaç getirmişiz ama haberleri yok. Bundan dolayı biz onlara kızacak değiliz. Ya hastanın hali bizce malum deyip geçeceğiz. Sonra ne olacak? Sonra okşayarak yaklaşacağız, anlatacağız. Bu ilacı onlara da tanıtacağız inşallah. Neden? Neden? Ha bak bunun iki tane sebebi var. Bütün bu çalışmaların manasını anlatmak için arz ediyorum size. Önce şu salonda hepiniz inanan kardeşlerimizsiniz. Yarın da bir mesai günüdür. Bak bugün savaştık. Saat 5'te bu toplantıyı bitirelim de bütün kardeşlerimizi çalışma yerine gönderelim diye. Ama tabii kanunlar hükmünü icra ediyor. Görüyorsunuz ki yatsıya kadar burada kalmaya mecbur kaldık. Yarın içinizde bazılarınız 5-6 saat yola gidecek. Biz bunu biliyoruz. Ya bu kardeşimiz saat 12'den sonra 1'de 2'de evine varacak. Şunu kısa kessek de göndersek daha iyi değil mi? Hayır, daha iyi değil. Sizi 2 gün burada niçin tutuyoruz? Bu zahmetleri size niye veriyoruz? Çünkü bu zahmetlerin verilmesinde büyük hayır var, ona inanıyoruz onun için. Bu hayır nedir anlatayım size bak. Senin bir evin köşkün var, bahçe içinde diyelim. Burada da yol var. Sen şimdi yolundan evine gideceksin. Bunun normali nedir? Bahçe kapısından girersin, dümdüz bir yoldan evin içine varırsın. Halbuki bugün şimdi devlet kuruyoruz diye topluluklar kendi ülkelerinde, demin arkadaşlarımızın yaptığı ilmi tarife istinaden söylüyorum, kendi ülkelerinde hakimiyet kuruyoruz diye öyle acayip, öyle zalim devlet düzenleri yapmışlar ki bu devlet düzenin içinde sen çalışsan da eziliyorsun, çalışmasan da eziliyorsun. Onun için bu devlet düzenlerinin hali şuna benziyor. Sen sokaktan evine gideceksin, seni önce bir merdivende yerin altına indiriyor. O yerin altında çamurlu bir yerden geçiriyor, mayınlı bir yerden geçiriyor. Bazen geldiğin zaman kapaklar kapanıyor, öbür tarafa da geçemiyorsun. Dar deliklerden geçiyorsun, uğraşıyorsun, ediyorsun. Bin bir meşakkatten sonra eve geliyorsun ama halin kalmıyor. Sen şimdi bana diyorsun ki hocam ben işime bir an evvel gideyim. Ben biliyorum ki sen işine gittiğin zaman bu labirentli yollardan dolaşıp evine gitmeye mecbur kalacaksın. Senin yakana yapışıyorum, gel buraya. Bugün o eve geç git ama gel seninle şu yoldan eve giden bu karma karışık düzenbaz, dolambaçlı, zalim devlet düzenleri var ya, bunları yıkalım, yerine dümdüz sade bir yol yapalım, artık bundan sonra evimize rahat gidelim yahu, yeter artık bu çektiğimiz çile, yeter. Sana her gün saadet bulasın diye bir gün seni saat 2'de eve göndermenin kararını bu inançla veriyoruz, anlatabiliyor muyum? Bu yaptığımız konuşmaların manası bu. Devlet ne demek? Düzen ne demek? Bunları hepimiz bilmeye mecburuz. Neden? Evde senin hakkın var. Eğer o projeyi sana göstermezsek, sen bu projeyi görüp inanıp sahip çıkmazsan bunu yapmak mümkün değil. Yani içinizden bir tanesi, iyi güzel madem ki siz böyle bir şey bulmuşsunuz, kendiniz yapın. Yapın da biz eve rahat gidelim, bizi niye yoruyorsunuz diyemezsiniz. Çünkü bu sizsiz olmuyor. Hep beraber yapacağız. Yani cihat hepimizin üzerine farz. Cihadı sen yap da ben oturayım diyemezsin, demeye hakkın yok. Cihat ne demek?
hakkın, adaletin hakim kılınması demek. Bunu hep beraber yapmaya mecburuz. Ondan dolayıdır ki sizi burada tutuyoruz. Peki, bu batılı profesörlerin arkasından ne koşuyoruz? Ortak pazar kuralım diye koşmuyoruz biz bunların arkasından. Ya tam tersine. Gelin kendinize kötülük etmeyin. Siz de zulümlerin içerisindeniz, siz de kendinizi düzeltin. Niye bunun için konuşuyoruz? Çünkü bugün yeryüzünde huzur ve sükun ancak bütün insanların hepsinin, bütün devletlerin düzenleri adil olursa mümkündür. Yoksa sen 30 tane devletin düzenini adil kurdun. 3 tane devletin düzeni canavar gibiyse onlar yavaş 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 gelip ortalığa saldıracaklar. Onları da ehlileştirmek, onları da adil yapmak, yeryüzünde huzura ulaşmak ancak böyle mümkündür. Onun için bütün yeryüzünün her yerinde hak ve adalet hakim oluncaya kadar cihad etmek mecburiyetindeyiz. Her yerde hak ve adaletin hakim olması lazım. Onun için biz istiyoruz ki hazır komünist rejimi çökmüşken, Batı da şimdi çökmeye doğru giderken, yani bunlar ilaç ararken bunlara bu ilacı gösterelim istiyoruz. İşte bunun için gelin beraber çalışalım. Söylediklerimizi dinleyin. Yanlışı varsa düzeltin. Hadi bakalım. Biz sizinle beraber bunları konuşmaya geldik. Neden biz bunu cesaretle yapıyoruz elhamdülillah? Çünkü biz bir değişmez kanuna inanıyoruz. O da hak gelince batıl zahil olur. Ondan dolayı mutlaka hak hakim gelecektir. Bak size bir şey söyleyeyim mi? İlim eşit gerçek, o da eşit İslam'dır. Sen ilmi aradın öyle mi? Eğer bu hakiki ilimse gerçeği bulursun. Gerçeğin kendisi de İslam'dır. İslam bu demek, gerçek demek. Ondan dolayı keşke bir adam isterse ben Hristiyanım desin. Yeter ki gerçeği arasın, yeter ki hakiki ilim yapsın, sonunda geldiği yer zaten İslam. Onun için biz bunlara gelin gerçeği beraber arayalım diyoruz. Gelin. Gelin gerçeği beraber arayalım. Bak dün konuşan Sulse, bu teoloji tahsil etmiş, asıl mesleği papaz olan bir insan. Onun buraya siz sivil elbise giyip geldiğine bakmayın. Onun için insaflı konuşuyor, bir manevi terbiye görmüş. Ne diyor? Diyor ki birbirimizi anlamalıyız. Biz bugüne kadar size haksızlık yaptık, söyledikleri budur. Haksızlık yaptık, halbuki birbirimizi anlayıp konuşmalıyız. Önce aramızda diyalog lazım diyor, doğru söylüyor. Her iş diyalogla başlar, oturup konuş. Sen böyle inanıyorsun, biz de böyle. Peki, hadi bakalım. Beraberce ilmi araştırma yapmalı diyor, doğru söylüyor. Gel bakalım şu meseleyi araştıralım. Nereye gidiyor bakalım? İşte Batı'da Müslümanlığın tanıtılması için en verimli yol bu yoldur. Biz istiyoruz ki nasıl NASA alimleri Kur'an-ı Kerim'i incelemeye başladılar, Avrupa'da da bu ceryan başlasın. Nereden başlayacak bu ceryan? Profesörlerden başlayacak. Bunların en büyük ilim adamı kimse, ondan konuşmak lazım. Gel buraya arkadaş. Gel. Hadi bakalım, seninle beraber şu gerçeği araştıralım. Bakalım bu gerçek nereye gidiyor? Dediğimiz zaman mutlaka onun gideceği yer sonunda Müslümanlıktır, İslam'dır. Şimdi konumuza dönüyorum. Konumuz ne? Bugün bütün insanlık düzenin ızdırabını çekiyor. Düzen çok mühim şey. Onun için konumuz çok mühim. Devletlerin düzeni tanzim edilmeden insanların saadet bulması mümkün değil. Mesela şimdi burada Almanya'daki bizim işçi kardeşlerimiz. Ailen Türkiye'de getiremiyorsun. Sana ikinci sınıf muamele yapıyor. Oturumunu uzatmıyor. Daha az para veriyor. Kestiği emeklilik haklarını gününde ödemiyor. Seni eziyor. Sen bu dertlerden kurtulmak istiyorsun. Senin bu dertlerden kurtulman için Almanya'daki devlet düzeninin adil bir düzen haline gelmesi lazım. Bunlar adil bir düzen haline gelmeden sen hakkını alamazsın. Hepsi sonunda
buradaki devlet düzeninin adil bir düzen olmasına gelip bağlın. Nasıl adil düzen olacak? Buradaki ilim adamlarına bu gerçekleri duyuracağız. Onlar da gidecek kendi politikacılarının yakasına yapışacak. Hata ediyorsunuz, yapmayın, yanlıştır haliniz, gelin bu işi düzeltelim diyecek. İnsanlığın saadete ulaşmasının temel yolu budur.